Bu uzun zamandan beri işsizlik artık çift hanededir ve hükümetin işsizliği düşürme noktasında topluma verdiği söz ve orta vadeli program diye önüne koyduğu programla da çelişen bir takım sonuçlarla karşı karşıyayız. Şu anda en son açıklanan rakam %10'un üzerine bir işsizlik vardır. Ama gerçekte işsizlik sadece bu değil, gerçek işsizlik bunun çok üzerindedir. Şu anda işsizliğin tanımından kaynaklanan bir takım problemler var. İşsizliğin aslında yeniden tanımlanması lazım. Çünkü şu anki tanıma göre işsizlik tamamen TÜİK rakamlarına yansımıyor. O yüzden gerçek işsizliği görebilmek için bunun aynı zamanda tanımının da değişmesi lazım. İşsizlik Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesidir. Son yıllarda giderek artan bir pozisyona gelmiştir. Buna ilişkin çok ciddi tedbirlerin alınması lazım. Hükümet de muhtemelen bu işin farkındadır ama attığı adımlar bu işin yani tam olarak işin idrakinde olmadığının kanıtıdır. Nasıl? Çünkü son 3 yıldır özellikle son 3 yıldır toplumun artık neredeyse birinci sorunu ekonomidir. Daha önce güvenlik birinci sorunken şu anda yapılan araştırmalara göre toplumun gündemindeki en büyük sorun ekonomidir. Dolayısıyla ekonominin en önemli konulardan bir tanesi tabii ki işsizliktir. İşsizlik tabii Türkiye'nin her tarafında söz konusudur ama özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bu işsizlik çok daha büyük bir sorundur. Ve daha önce Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanların açıkladığı bir takım paketlere rağmen bu konuda herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır. Daha Ahmet Davutoğlu Başbakan olduğu dönemde Mardin'e geldi. Orada işte kardeşlik projesi gibi bir isimle isimlendirerek bir paket açtı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da açıklama yaptı. Ondan sonra cazibe merkezleri adı altında bir takım projeler uygulamaya konmak istendi. Maalesef bugüne kadar bunlara ilişkin olumlu sonuçlar alınabilmiş değil. Ha, bu niye alınamıyor? Ben hükümetin bu konuda yani gerekli önlemleri almadığı veya gerekli donanıma sahip olmadığı ya da halktan uzak, çarşıdan, sokaktan, esnaftan uzak olduğundan dolayı bu konuyla ilgili herhangi bir başarı elde etmiyor. Şu anda yaklaşık bir yıl önce işte 23 vilayette işte devlet gelip fabrika yapacak, işsizlik çözülecek, şu kadar istihdam ek olarak sağlanacak dendi ama maalesef unutuldu gitti. Hükümetin ekonomiye ilişkin başarısızlıkları gün geçtikçe artıyor ve toplum bu işin bilincine varıyor. Hükümet de benim görebildiğim kadarıyla hükümette bu işi halkın gündeminden düşürmek ve bunu halkın böyle birinci sırada gündemi olmaktan çıkarmak için çeşitli bir takım duygusal açıklama, girişim ve söylemlerde bulunuyor. Hükümet özellikle ekonomik alandaki sıkıntıları halkın gözünden kaçırmak için insanların çok hassas olduğu milli bir takım duyguları sürekli insanların gündemine getiriyor ve bunları kaşıyor. Acilen bunlara çözüm bulunması lazım. Şu anda genç işsizlik almış başını gidiyor. Sokaklarımızda, kaldırımlarımızda yürüyen her iki gencimizden bir tanesi işsizdir. Şu anda sayıları 1 milyonu bulan üniversiteyi bitirmiş ve iş bekleyen insanlarımız var. Hükümet bunlara ilişkin herhangi doyurucu, tatmin edici adımları atmıyor. Özellikle şu anda istihdam alanı sanki hükümet bu konulara ilişkin çok yabancıdır. İstihdamda işverenlerin sırtında çok ağır yükler vardır. Yani şu anda hükümet sadece Ankara'yı şişmanlatmanın peşindedir. İşsizlik fonu diye bir fon var. Şu anda o fonda biriken ve işçilere verilmesi gereken ücretten ve işverenlerden kesilen çok bir meblağ var. Bunun meblağı şu anda 110 milyarı geçmiş durumdadır. Yılda işsizliğin azaltılması için veya işsiz kalan insanların o işsizlik döneminde alacağı para yılda yaklaşık 10 milyar gibi bir para tutarken şu anda fonda biriken para 110 milyar lira. Peki nereden geldi bu para?
bu para piyasadan toplandı ve adeta işsizlik biraz daha artsın diye milletten para çekildi ve bu da işsizliğin aynı zamanda dolaylı olarak azalmasına sebep olmuştur. Şu anda Ankara günden güne şişmanlıyor, piyasadaki parayı çekiyor ve bu parayı maalesef israf ediyor. Yani işsizliğin çözülmesi için veya büyümenin, gerçek büyümenin, topluma yansıyan büyümenin olması için bunu harcamıyor. Ve buna ilişkin kafada yormuyor sanki. Mesela şu anda 3. çeyrekte, 2017'nin 3. çeyreğindeki büyüme rakamı yüksekti ama bunu yani bunu ekonomiden anlayanlar tahlil ettiğinde bunun içerisindeki imalat sanayi oranı çok düşüktür. Dolayısıyla bu ne demektir? Evet, bir büyüme var ama daha çok tüketerek bir büyüme var. Oysa bizim üreterek büyümemiz lazım. Fabrikalar kurulmuyor. Makine teçhizatı yenilenmesi yeterli değil. Bunun bir an önce ortaya konması lazım ve buna ilişkin ciddi tedbirlerin alınması lazım. Yoksa gelecek dönemlerde işsizlik öyle bir noktaya varacak ki artık hükümet yani bir kaosa dahi sebep olabilir. Şimdiden biz uyarıyoruz. Buna ilişkin ciddi tedbirlerin alınması lazım. İş hayatının kolaylaştırılması lazım. Hem işveren tarafı için hem işsizler için bir takım olanakların oluşturulması lazım. Yani şu anda işsizlik hakikaten çok önemli bir husustur. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çok doğru projelerin ortaya konması lazım. Yani bölgeye ilişkin bölgenin ekonomik yapısıyla, insan yapısıyla, doğal kaynaklarıyla uyumlu bir takım proje ve programların geliştirilmesi lazım. Yani bu iş temenniyle olmaz. Bu iş birilerinin istihdaa demekle olmaz. Bu iş ortaya doğru programlar ortaya koyarak olur. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce çağrı yaptı. İşte TOBA üye olan her bir iş adamı ekstradan bir işçi alsın. Şimdi alsın, bu temenniyle olmuyor maalesef. Yani bu işin pratikte karşılığının olması lazım. Şu anda bu işin pratikte karşılığı yok ve işsizlik gün geçtikçe artıyor. Buna ilişkin tedbirler yetersizdir ve gelecek 10 yıla, gelecek 20 yıla herhangi bir hazırlık göremiyoruz. Bugünden itibaren yani biz kötüye gidiş görüyoruz. Yani çok fazla olumsuzluklar üzerine siyaset yapmak istemiyoruz ama bu işin görülmesi lazım. Bu ciddi bir sorundur.